Şimdi yaptığımız her şey Cenab-ı Hak tarafından ezelden takdir edilmiş, yazılmış, belirlenmiş. Şimdi yaşıyoruz ve meydana geliyor. Biz bu dünyaya gelmeden bunlar yazılmış. Cennete giden cennetlik yazılmış, cehenneme giden cehennemlik yazılmış. O zaman bu dünyanın hiçbir anlamı kalmıyor. Allahü Teala'nın Rasul göndermesinin de bir manası kalmıyor. Şimdi buna karşılık deniyor ki, canım bu Allahü Teala'nın ilmidir. Allah'ın ilminin böyle olması bizim öyle davranmamızı gerektirmez. E peki, o zaman Allah'ın ilmine aykırı bir davranış gösterebilir miyiz dediğiniz zaman hayır diyorlar. E gösteremezsek ne oldu? Efendim işte biz Cebriye'leri Cebriye gibi düşünmüyoruz. İşte Cebriye insanı rüzgarın önündeki gazel gibi düşünüyor. Hiçbir katkısı yok falan. Ya ne fark ediyor ki? Yani Allah'ın ezelden yazdığı meydana gelir diyorsanız ister Cebriye'yim de ister deme neticede aynıdır. Değişen bir şey yok. Neticesi belli olan bir imtihanı Cenab-ı Hak niye yapar? Ne gerek var ki? O zaman bir kısmımızı cehennemlik yaratsaydı, doğrudan doğruya cehennemin içerisinde yaratsaydı, bir kısmımız da doğrudan doğruya cennette yaratsaydı, bu dünyanın ne anlamı var? Böyle olduğu zaman da insanlar ne diyor? Ne yapalım? Kaderim böyleymiş diyor. Başarısızlık Cenab-ı Hakk'a fatura ediliyor. Başarı olursa kendisi başarmış oluyor.